2 Ağustos 2010 Pazartesi bugün. Yeni bir hafta başlangıcında yine birlikteyiz. Gazetelere yansıyan haberleri merak ediyorsunuz. Bursa Spor'la ilgili tek tek bakacağız şimdi. Bursa ve İstanbul gazetelerine olayla başlayacağız. Olay Spor'da Bursa tarih yazdı başlığını görüyoruz. Tecrübeli stoper şampiyon bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kim bu stoper? Milan Stepanov. Bursa Spor'un Porto'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Milan Stepanov, Bursa Spor şampiyon olarak büyük bir olaya imza attı diye konuştu. Bursa Spor'un Porto'dan bonservisiyle birlikte transfer ettiği Milan Stepanov, yeşil beyazlı kulüple büyük başarılara imza atmaya geldiğini söyledi. 3 yıllık anlaşmaya varılan tecrübeli Sırp stoper, Bursa'yı çok beğendiğini belirterek, daha önce Trabzonspor'da oynarken de gelmiştim. Ancak bu kez şehri çok değişmiş buldum. Çok büyümüş, mükemmel bir şehir diye konuştu. Bursa Spor'u bu yıl takip ettiğini ve yakaladıkları başarıyı alkışladığını belirten tecrübeli stoper Stepanov, Bursa Spor'un şampiyonluğu küçümsenecek bir olay değil, aksine çok büyük bir olay. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra şampiyon olan bir takım çıkıyor. Hem de Anadolu'dan. Bu büyük bir başarı. Ben de Bursa Spor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum, dedi. Bursa Spor'da daha önce birlikte forma giydiği ve rakip olarak karşı karşıya geldiği futbolcuların olduğunu söyleyen Stepanov, Mustafa Keçeli ve Hüseyin Çimşir ile Trabzonspor'da birlikte forma giydik. Yine takımda bulunan Ivan Ergiç ile milli takımda birlikte top oynadık. Bu üçünü çok iyi tanıyorum. Bir de o dönemde Beşiktaş forması giyen sağ bek vardı, Ali Tan Doğan. Onunla da birçok maçta rakip olarak karşı karşıya geldik. Takımda yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum diye konuştu. Bursa Spor'un önceki akşam Bursa'ya getirdiği Sırp stoper Milan Stepanov bugün kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Heyecanlıyım diyor. Yeşil beyazlı takımın son transferi Milan Stepanov, Bursa Spor muhabirimiz Erkan Sağlık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu denmiş olayda. Stepanov, Bursa Spor şampiyon olarak tarih yazdı. Bu güzel kente geldiğim için heyecanlıyım. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum, dedi. Zirve bizden sorulacak. Bursa Spor'un sürekli üst sıralarda yer alacağını belirten Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı, iyi bir teklif gelmezse maçlara göğüs reklamı olmadan çıkarız, dedi. Başkan İbrahim Yazıcı son olarak Dardanel Spor'la oynanan hazırlık maçında izlediği takımın sezona hazır olduğunu, bazı eksikliklerin ne zamanla giderileceğini belirtti deniyor. Yazıcı 7 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa mücadelesinde gülen taraf olmak istediklerini vurguladı deniyor. Reklamsız oynarız. Forma reklamı ile ilgili bugüne kadar çok ciddi teklif gelmedi. Tabii bekliyoruz ama iyi bir teklif gelmezse bunun modelleri Avrupa'da da var. Barcelona gibi hiç reklam almadan çıkar oynarız. Anadolu içinden çıkan şampiyon takıma reklam vermeyenler düşünsün derim. Bunu kamuoyunun takdirine bırakır, vermeyenleri Türkiye'ye havale ederiz cevabını verdi. Anadolu içinden çıkan şampiyon takıma reklam vermeyenler düşünsün diyor İbrahim Yazıcı. Bu cümle her şeyi özetliyor zaten. Bursa Spor şampiyon olmuş, bir devrim gerçekleştirmiş ve göğüs reklamı olmadan sahaya çıkacak. Bursa kent dinamikleri acaba vicdanları el verecek mi bunun böyle olmasına? Bekleyip görmek lazım. Müthiş atmosfer. Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Yazıcı, stadla ilgili çok yoğun çalışma yaptık. Transferler kadar bunun da önemi var. Zamanında kararımızı vermeseydik, hemen başlamasaydık maalesef bugün Şampiyonlar Ligi'ni Bursa'da oynayamayacaktık. Gece gündüz çalışmayla hallettik. Yenilenen stadın atmosferi Bursa'ya daha büyük bir ivme kazandıracak. Bu sene farklı bir seyirci potansiyelimiz olacak, dedi. Spor yazarları Bursa diyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği TSYD'nin mini anketinde Bursa Spor önde gidiyor. Derneğin tsyd.org.tr isimli resmi internet sitesinde düzenlenen ankette Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa finalini kimin kazanacağı sorusu yöneltiliyor. Ankete katılan 537 kişiden 52'si yani 279 kişi Bursa Spor, %48'i ise yani 258 kişi Trabzonspor'un kupayı kazanacağını belirtti denmiş. Yani Bursa Spor ağırlıklı olarak kazanacak gözüküyor tahminlerde. İzleyicinin, taraftarın gözünde öyle. Bakkal'dan övgü. Hollanda kampını tamamlayan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, şampiyon Bursa Spor'u kutladı. Bakkal, Bursa Spor'un şampiyon olmasının Anadolu kulüplerine çok olumlu bir etkisi olduğuna işaret ederek, Türk teknik direktörlerinde bunu başarabileceğini, sıfırdan veya yeni bir takım alıp 2 yılda şampiyon yapılabileceğini Ertuğrul Sağlam Bursa Spor'da kanıtladı. Türk teknik direktör ve yönetimlerinin vizyonu genişledi, dedi. Ertuğrul Sağlam bir çığır açmış oldu
Arkasından da gelecektir diğer Anadolu kulüpleri. O bir hayalden öte ütopya zannedilen bir şeyi gerçekleştirdi, başardı. Tabii bunun diğer kulüplere de örnek olması herkesin temennisi. Bursa Hakimiyet. Şampiyonluğun yine en büyük adayıyız. Sercan Yıldırım, yeni sezon öncesi oldukça iddialı. İyi bir takımız ve geçen sezonki başarımızı sürdürmek istiyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da bu yıl müzemize götürmeyi planlıyoruz, dedi. Kupayı da istiyoruz. 4 golde kaldım. Geçen sezon yaşadıklarım ortada. 15 golü geçerim dedim. 4'te kaldım. Sonra eleştiri aldım. Kendime bir hedef koydum. Bunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Bursaspor'a geçen sezondan daha faydalı olacağıma eminim. Ciddi bir teklifi yok. Forma reklamı için iyi bir öneri almadıklarını belirten Başkan İbrahim Yazıcı, baktık olmuyor, maçlara reklamsız çıkarız, dedi. Yabancılık çekmem. Bursaspor'un yeni transferi Milan Stepanov camiayı yakından tanıdığını söyledi. Mustafa, Hüseyin ve Ali ile tanıştığını, onlarla birlikte top oynadığını söylüyor. Bu arada Bursaspor'un en sıkıştığı Arjantinli Nunes de bu gece Bursa'ya gelecek. Trabzon Stepanov'u almadığına pişman olacak, demiş Karadeniz Gazetesi spor yazarı Ali Öztürk. Evet. Taraftar Olimpiyat'a akacak. Cumartesi günkü Trabzonspor maçına özel organizasyonlar planlanıyor. Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında yaşanan tabloyu tekrarlamak isteyen Yeşil Veya Sevdalıları şehrin belirli bölgelerinden otobüs seferi düzenleyecek, denmiş sevgili izleyiciler. Evet. Yine o muhteşem görüntü yaşanır. İstanbul'da pek çok Karadenizli yaşıyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla Olimpiyat Stadı'nın Trabzonspor tarafı tribünleri dolacaktır. Artık onu karşılayacak devasa bir kalabalık Bursaspor taraftarının gitmesini umut ediyoruz. Öyle de olur herhalde. Bursaspor vizyonumuzu değiştirdi. Mesut Bakkal'ın beyanatı burada da var. Timsah'ın elde ettiği başarıyla çığır açtığını söyledi. Artık neden olmasın anlayışı hakim, diyor. Evet. Bursa Hayat. Stepanov Bursa'da. Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Sırp defans oyuncusu Milan Stepanov Bursa'ya geldi. Anlaşmaya varılan bir Nunes'in ise bugün Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Kupa için hazırız. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, takımın hazır olduğunu, bazı eksikliklerinin zamanla giderileceğini belirterek Süper Kupa mücadelesine odaklandıklarını ifade etti. Zirvede kalmak önemli. Reklam vermeyenler düşünsün, bu sene farklı olacak, alt başlıklarıyla verilmiş haber. Önemli olan zirveden kopmamak, bizim hedefimiz de bu, diyor Yazıcı. Şampiyonlar Ligi'ni Bursa'da oynayamayacaktık, diyor. Zamanında kararımızı vermeseydik stadyumun yenilenmesi için, diyor. Maalesef bugün Şampiyonlar Ligi'ni Bursa'da oynayamayacaktık, diyor. Gece gündüz çalışmayla hallettik. Yenilenen stadyum atmosferi Bursa'ya daha büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu sene farklı bir seyirci potansiyelimiz olacak, diye konuştu. Bursa bize özgüven getirdi, diyor. Mesut Bakkal'ın söylemi burada da var. Sercan'dan süper iddia. Bursaspor'un yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım, Trabzonspor'la yapacakları karşılaşmayı kazanıp lige Süper Kupa'yla başlamak istediklerini söyledi. Nerede söyledi bunu? Bursaspor fanın düzenlediği turnuvada, PlayStation turnuvasında. Fakat Sercan yenildi ne yazık ki. Finalde birinci olanla yaptığı, bir İstanbul'dan katılan yarışmacıyla yaptığı PlayStation maçını maalesef kaybetti Sercan. 7-4 yenildi. Ama tabii ki kutlamayı da ihmal etmedi birinciyi. Trabzonspor mesaisi başlıyor. 7 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'la Süper Kupa finaline çıkacak olan Bursaspor, zorlu maçın çalışmalarına bugün yeniden start verecek. Yeni sezon çalışmalarının 3. etabını Özlüce tesislerinde sürdüren Timsah, geçtiğimiz gün oynanan son özel maçta Dardanelspor'u 5-0'la geçmiş ve ardından dünü izin yaparak geçirmişti. Yeşil Beyazlar bugün yapacağı çift çalışmayla kupa hazırlıklarını sürdürecek. Hayata yansıyanlar böyle idi. Bursa Haber gazetesine geçiyoruz şimdi. Kupayı istiyoruz başlığı var. Başkan İbrahim Yazıcı 7 Ağustos'ta Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa mücadelesinde gülen taraf olmak istediklerini söylerken yeni sezon için hedeflerini de açıkladı. Hedef zirveden kopmamak, reklamsız da oynarız, bu yıl farklı olacak, alt başlıklarıyla verilen haber Bursa Haber'de yer bulmuş sevgili izleyiciler. Evet, İbrahim Yazıcı'nın Dardanelspor maçının oynandığı gün basın mensuplarına verdiği beyanat
işte tüm gazetelerde yer almış. 35 yıl sonra o Atatürk stadının 30 bin kişilik olması artık ihtiyaç haline geldi deniyor ama çok eski bir gazete, eski tarihli bir gazetede, 35 yıl önceki bir gazete manşetinde yer almış, fotoğrafta var. Tarihi başarıya imza atarak şampiyon olan Bursaspor'un stat sorunu 35 yıl önce dile getirilmiş ancak bir türlü kapasite artırımı yapılamamış. Atatürk stadı yıllar sonra yeni görünümüyle taraftarını bekliyor. Evet, 1975 yılında Atatürk stadında oynanan Fenerbahçe maçında ortaya çıkan görüntünün ardından kapasitenin 30 bin kişiye çıkarılması öngörülmüş. Dönemin gazetelerinde Atatürk stadının 30 bin kişilik olması artık ihtiyaç haline geldi başlığı altında yapılan haberde nüfusu yarım milyona ulaşan Bursa'nın tek stadı olan Atatürk stadına artık ihtiyaca cevap veremez hale geldiği vurgulanmış. Oynadılan maçlarda kaçak giren seyircilerin yanı sıra dışarıda kalanlarla birlikte izdiham yaşandığı ifade edilmiş. 13 Ağustos'u bekliyor. Atatürk stadı görücüye çıkmak için 13 Ağustos'u bekliyor. Çiçek gibi oldu Atatürk stadyum içiyle ve dışıyla. Çok güzel oldu. Velodrom yıkılacak. Atatürk stadının düzenlenmesinin ardından yeni stat içinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kısa bir süre içinde Velodrom'da yıkıma başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi 44 bin kişilik yeni stadı burada yaparak Bursa'ya kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Stefano Bursa'da, Bursaspor'un son transferi Stefano menajeriyle birlikte önceki akşam Bursa'ya geldi. Nunes'in de yarın gelmesi bekleniyor. Evet, Portekiz kulübü Porto'da forma giyiyordu. Transfer olmuştu. Trabzonspor'da forma giyiyordu. Sonra Porto'ya transfer oldu. Menajeriyle İstanbul'dan feribotla Bursa'ya gelerek otele yerleşti deniyor. 27 yaşında Stefano, 1983 doğumlu. 3 yıllık sözleşmeyi yarın özücü testlerinde burada imzalayacak. Yarın denmiş ama bugün o. Dün yazılmış haber, bugün imzalayacak. Nunes'in de Bursa'da olması ve Stefano ile birlikte düzenlenecek törende sözleşme imzalaması bekleniyor. Heyecanlıyım diyor Sırp oyuncu Stefano. Türkiye'ye yabancı değil. Oyuncularımızın pek çoğunu tanıyor. Mustafa Keçeli, Ali Tandoğan, Hüseyin Çimşir'i tanıdığını söylüyor Trabzonspor'dan. Bursa'ya da adapte olacağını tahmin ediyoruz. Hedefimiz yine şampiyonluk. Sercan Yıldırım. Evet, PlayStation turnuvasında Bursaspor Fan'ın ekibinin organize ettiği PlayStation turnuvasına katıldı. 7-4 yenildi ne yazık ki. Ki PlayStation'da iyidir Sercan ama rakibine yenildi. Ama onu tebrik etmeyi de bildi tabii. Mesut Bakkal'ın Bursaspor'un şampiyonu bizlere özgüven getirdi haberi burada da yer almış sevgili izleyiciler. Takımımız 3. etap çalışmalarına devam ediyor. 9.30'da bir antrenman var ki hala şu an antrenmandalar. Akşam üzeri yine bir antrenmanla çalışmalarını sürdürecekler. Hürriyet Bursa, en büyük isteğimiz Süper Kupa. Bursa Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cümlesi bu. Hürriyet Spor'da manşete taşınmış. Takımın hazır olduğunu belirten Bursa Spor Kulübü Başkanı Yazıcı, lige başlamadan önce Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Böyle başlamak güzel olacak. Bir ilk gerçekleşiyor, zirve takımı olacağız başlıklarıyla verilmiş. Çok mutluyum diyor Bursa Spor, 1.83 boyundaki futbolcu için siyah beyazlı kulübe teklifte bulundu. Bursaspor'un yeni transferi Milan Stepanov. Evet, camiada büyük sevinç yarattı deniyor. 27 yaşındaki stoper önceki akşam saatlerinde menajeriyle birlikte Bursa'ya geldi. Dün kaldığı otelde vakit geçiren Milan Stepanov yöneltilen soruları yanıtladı. Şampiyon takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli savunma oyuncusu takımda da tanıdığı birçok arkadaşının olduğunu, yabancılık çekmeden kısa sürede adapte olacağını belirtti. Şampiyonluk büyük bir başarı. Milan Stepanov Bursaspor'u takip ettiğini ve Bursaspor'un şampiyonluğunun küçümsenecek bir olay olmadığını söylüyor. Aksine çok büyük bir olay diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra şampiyon olan bir takım çıkıyor. Hem de Anadolu'dan, bu büyük bir başarı. Bursa çok değişmiş. Stepanov çok değişmiş, çok büyümüş. En kısa zamanda fırsat bulup şehri gezeceğim diyor. Bursa'ya gelen, bu güzellikleri gören bir daha ayrılmak istemez. Bursa öyle bir şehir. Kent gazetesi, transferde mutlu son. Bursaspor'da haftalardır beklenen forvet ve stoper transferinde sona yaklaşıldı. Başkan İbrahim Yazıcı, Bursa'ya gelen Stepanoğlu Arjantinli forvet Nunez'e bugün ya da yarın imza attıracaklarını söyledi. Amacımız Süper Kupa, her zaman zirveye, seyirci potansiyelimiz farklılaştı. Başlıkları yine aynı. Burada da verilmiş Başkan İbrahim Yazıcı'nın Çanakkale Dardanel Spor maçında, burada Özlüce'de oynanan Çanakkale Dardanel Spor maçında maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladığı, işte oradan çıkan cümleler habere dönüştürüldü ve tüm gazetelerde bugün yer buldu kendine, manşetlerde özellikle. Stepanov Bursa'da
Timsah Fink atıyor. Bursaspor, Milan, Stefano ve Nunes transferlerinden sonra şimdi de Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Fink'i kadrosuna katmak istiyor. Süper başlayacağız. Tercan'ın turnuvadaki, PlayStation turnuvasındaki görüntüsü ve cümlesi. O tam bir yetenek, bir başka başlık. Çünkü Bursaspor'un altyapısından yetişen Muhammed Demir, Çanakkale Dardanelspor karşısında attığı iki golle Ertuğrul Sağlam'a ben de varım mesajını verdi. Hocam görev verirse diyor, bu sezon daha fazla forma giyip takıma katkıda bulunmak istiyorum diye konuşuyor genç Muhammed. Meydan Gazetesi, Acemiler Mangası, pardon o bizim haberimiz değil. Şampiyonluğa oynarız. Bursaspor'un yıldızı Sercan Yıldırım bu sene de şampiyonluğa oynayacaklarını belirterek çünkü geçen seneki gücümüzden bir şey kaybetmedik dedi. Verdiğimiz bir haberde devamı gelecek. Muhammed gollerime ligle de devam edeceğim diye konuşuyor ve böylelikle Bursa gazetelerini bitirmiş olduk sevgili izleyiciler. İstanbul gazetelerine geçtik. Fanatik. Fanatik Timsah Fink dedi. Bursaspor'un Milan Stefano ve Nunes transferlerinden sonra şimdi de Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Fink'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Kiralık da olabilir deniyor. Guti, Quaresma gibi yıldız oyuncuların transferiyle yabancı kontenjanın üzerine çıkan siyah-beyazların bu sorunu aşmak adına Bursaspor'un bu teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Alman oyuncunun sezon sonuna kadar yeşil-beyazlara kiralık olarak verilmesi de gündeme gelen bir başka konu. Nunes bugün Bursa'da 26 yaşındaki tangocunun yeşil-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından yarın ya da çarşamba günü Stefano'la birlikte anlaşma imzalaması bekleniyor. İki sezondur Arjantin'in Independent takımında top koşturan Nunes oynadığı 57 maçta rakip takımların filelerine 18 gol atma başarısı göstermişti. Milan Stefano yabancı değilim diyor. Bursa'yı ve Bursaspor'u ve Bursaspor'u bazı sporcuları tanıdığını söylemişti ya hani o gazetelere yansıyan haber. Burada da yer bulmuş. Pasfoto maç. İlk taksit gidiyor. Sercan'ı isteyen Beşiktaş Fink'i Bursa'ya veriyor. Alman oyuncu dışında Holosko'yu da teklif eden Kartal büyük bir adım atıyor. Sercan bu hafta Beşiktaş'ta olabilir. Yönetime rest çeken Sercan Yıldırım hayallerinin takımına gelmek için can atıyor denmiş. Denizli evlendi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli Ankara'da evlendi. Denizli'nin bir süredir birlikte olduğu evin elçi ile 28 Temmuz'da Ankara Çankaya'da kılan nikahına sadece iki ailenin ve çok yakın arkadaşların katıldığı öğrenildi. Mutluluklar diliyoruz. Nunes bitiyor. Bursaspor yönetimi 4 goldan transfere saldırdı. Stepanov'u alan, Fink'i bitirmeye çalışan timsahlar Arjantinli golcüyü de getiriyor. Independent'ın 25 yaşındaki yıldızı Cuma imza atabilir. Sağlamdan kupa uyarısı. Ertuğrul Sağlam takımından çok memnun. Başarılı hoca futbolcularından sadece Trabzonspor maçını düşünmelerini istedi. Timsah oluyor deniyor Stepanov'la ilgili. 3 yıllık sözleşme imzalayacak bugün denmiş. Gelmeden önce Ergiç ile konuştum. Çok heyecanlıyım diyor. 27 yaşında. 1.83 metre boyunda. Zirveden kopmayız diyor. Bulgar file bekçisi denmiş Ivankov. Bursaspor zirveden kopmayacağına adım gibi eminim. İlk 4 sıra içinde olacağımızı düşünüyorum diyor. Her sene şampiyon olacağız diye bir kural yok diyor. Yok biz oluruz bu sene de oluruz. Reklamsız oynarız. Şu an reklam alamadık. Göğüs reklamı formalara diyor İbrahim Yazıcı ama olsun. Reklamsız da oynarız diyor. Aslında burada çok ince bir ironi var. Reklamsız oynamak bir kulübün ayıbı değildir. Bursa'nın, şehrin ayıbıdır. Artık reklam vermesi gereken firmalar düşünsün. Eğer Bursa'nın kent dinamikleri, işletmeler, şirketler, reklam verecek kişiler, zihniyetler, siz takımınızı sahada Şampiyonlar Ligi'ne giden takımınızı, şampiyon olan takımınızı göğüs reklamsız oynamasına gönlünüz el veriyorsa o zaman bizim diyecek bir şeyimiz yok tabii. Stat heyecanı ve sahada zenginlik denmiş. Ertuğrul Sağlam Fink'in alınmasıyla joker bir oyuncuya sahip olacaklarını söyledi. Genç hoca Fink'in hem Ali Tandoğan'la rekabete gireceğini hem de bu oyuncunun gerekirse ön liberada oynayabileceğini belirtip bize güç katar dedi. Pasfoto maç bizi şaşırttı. Tam sayfa Bursaspor haberi yapmış bugün. Evet. Habertürk. Habertürk gazetesi biliyorsunuz ki son gazetemiz Sercan dağıldı. Bursaspor fan grubunun düzenlediği PlayStation turnuvasında Barcelona'yı alan timsah golcüsü Sercan Real Madrid'i seçen rakibi karşısında hezimete uğradı. Real Madrid'i yenemedi Sercan. O zaman bu
tezahürattaki paragraf, o cümle boşa mı gitmiş oldu? Tabii ki bu bir oyun. Evet, Bursa Spor bu sezon çok daha güzel işlere imza atacak sevgili izleyiciler. 2 Ağustos 2010 Pazartesi'nin payına düşenleri sizlerle paylaştık. Eğer devam etmek isterseniz, detaylı okumak isterseniz kent gazetelerini bugün almanızı öneririz. Şehir gazetelerimizi alıp okumanızı öneririz efendim. Yarın güzel haberlerle yine birlikte olmak umuduyla bol kazançlı, huzurlu, mutlu, gülümseyen bir gün olsun ama öncelikle sağlıklı bir gün olsun efendim. Hoşçakalın.